gençlere merhabalar. Bir şey diyeceğim programı daha başladı. Sevgili Z Talk izleyicileri, öncelikle stüdyodaki arkadaşlar, abiler, ablalar, canlar ve ekran başındaki bilgisayar kravlesindeki deliler, ruh hastaları, hepiniz derdi olanlar, bir şey diyeceğime hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bu hafta kafama takılan bir şey sizlerle paylaşmak istiyorum. Sakın arkasında başka bir niyet aramayın ama bunu paylaşmadan da geçemeyeceğim. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, yeni çocuk sahibi olacak insanlar, lütfen çocuklarınıza cinsiyetini belli eden isimler koyun. Bak çok çok yani rahatsız oluyoruz biz bu durumdan ya. Başımıza bir sürü şey geliyor. Yani ayırt edemiyoruz. Daha telefonda tanıştığımız, efendim internette tanıştığımız, isme tırnak içinde İrem olan birini dişi olarak görüp yürüdüğümüzde karşımıza erkek çıkıyor. Ne yapalım biz yani erkek çıktıktan sonra? E tabii o kadar yürüdükten sonra kahve içmemezlik de yapamıyoruz. Yani o da bir terbiye tabii bizimki. Ama lütfen rica ediyorum. Bak Cansu diye isim var. Abi Cansu'dan erkek olur mu? Olur. Olurmuş yani gördük oluyor. Çok sevdiğim bir Cansu var. Ya Cansu'yu gibi kendisi ama ya bir daha rica ediyorum. Başka isim var mı diye düşünüyorum ama yani ya kardeşim şunu söylemeden edemeyeceğim. Fikret diye niye kız ismi olur Fikret diye ya? Ya Fikret'in neyine ettin de kız ismi koydun şimdi sen ona? Ha? Bizim kısmetimizi mi kapatıyorsun? Rica ediyorum. Bir daha bu konu hakkında da görüş bildirmek istemiyorum. Bundan sonra sadece kızlara kız, erkeklere erkek ismi koyalım. Şimdi yine bir kafa karışıklığına neden olacak bir konuğum geliyor. İsmen kafa karışıklığına sebep oluyor. Onun dışında kendisi çok net, çok objektif ve çok içten olarak söylüyorum. Dünyadaki bence en yetenekli oyunculardan biri. Niye mi? Çünkü gözlüklü. Her şeyden önce gözlüklü yani. O kriter tamam. Bir defa saçları kıvırcık. O da 10 numara. Johnny Depp'e benziyor mu? Hayır. Bizim için yeterli bir sebep. Bıyık var mı? Dibine kadar. Kim geliyor? Cansu Fırıncı geliyor efendim. Buyursunlar. bu ne ya? Lütfen. Bitti. Bitti. Artık maske takmak zorunda. Bitti. Bıyıkları... İşte bu. İşte gördüğünüz gibi bıyığın kralı. Buyur babacığım. Ama takmana... bu benim yani tamamlayıcı aksesuar olarak. Çıkar. Stil dizaynların çıkar. Böyle stilleri. Senin o stil dizaynını şey yaparız. Stilim bozuldu. Hoş geldin. Yaklaş lütfen. Lütfen. Bay Cansu. Merhaba ben. Nasılsınız? 10 numara 5 yıldız. Süper. O zaman direkt programın formatını biliyor musun babacığım? Evet. Tamam. Şimdi sana çok hızlı şeyler soracağım ve senden bunlara yanıt vermeni isteyeceğim. Sakın ciddi yanıt verme, keselim programı. Başladık. Esenyurt'ta bir ablamız bir kaza sonucu hafıza kaybı yaşamış. Tedavi olarak doktorumuz yine bir şok anı yaşaması lazım deyince akrabaları kuru sıkı silahlarla saldırı düzenlemişler. Gözaltına alınca da doktorun dediğini yaptık demişler. Sence? Akrabalar şok geçirmiş. İşte budur. Haklı bir sebep mi bu? Haklı bir sebep tabii. Senin başına gelse akrabalarına böyle bir şey yapar mısın? Yaparım. Kulaklarının dibine dibine. Bravo. Bismillah. Evet, sonuçta bir tıbba manyak... saygı göstermek lazım. Kime? Tıbba. Bir manyak konuk daha şimdi sunduk sizlere. Delinin. Deli misin abicim? Bir miktar. Süper. Devam. Yeni Zelanda hükümeti metan gazı salınımını azaltmak için inek ve koyunların gaz çıkarmasına vergi getirmiş. Sence de hayvanların makatlarına sayaç takmak mümkün mü? Mümkün. Yöntemi dinleyelim sizden. Efendim ben köyde doğdum, büyüdüm. Elinize eldiveni geçiriyorsunuz, sayacı satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra gerekli işlemlere devam ediyorsunuz. Çok basit. Efendim buradan Bakırköy olur, Erenköy olur. Nerede tıp doktoru varsa bütün psikiyatristler, psikologlar gelin. Gelin babacığım size incelenecek bir insan. Ya diploma yaktırırız, gerek yok abi. Gerçekten mi? 6 sene okumuş, üstüne 4 sene daha koymuş, üzerine koymuş. Ne gerek var ya? Doğru sözle diyecek tek bir şey var. Diğer habere geçelim. Bir süper sosyetik ablamız yüz cildini gençleştirmek için yeni doğan erkek bebeğin sünnet derisini yüzüne naklettirmiş. Yüzü suyu hürmetine yaptırmış işlemi. Sence illa yeni doğan olması gerek mi? Ben mesela saklıyorum boşa gitmesin dersen. Ya yeni doğanın cilde yapacağı etki başka. Bir miktar doğmuş olanın daha öncesi yapacağı etki başka. Bence botoks için daha yaşlı olan. Daha yaşlı. Evet. Bu yaş ilerledikçe herhalde şarap misali. Tabii. Tamam. Yani. O zaman biz saklıyor musun? Saklıyorum ama Shiraz'ı tercih ediyorsun. buradan ilgililere duyulur. Biz derimizi saklıyoruz efendim. Biz boşa gitmesini istemedik. Hepim nerede saklıyorsun? Yani onu kavanozda saklıyorum. Kavanozda asitli suya koyduk sirke. En güzeli sirke. Azıcık sarımsak. Ya arkadaş ya biz bu kadar deliyiz ya. İki tane delinin bu hafta yapacağı programdan ne çıkacağını hep beraber göreceğiz. Kavanozda.
İşte budur abi. Bu sıcaklık, samimiyet, bulunduğu ortamın tadını çıkartmak budur. Adam devam etti kendi kendine ya. Bırakmadı ya, pes etmedi ya. Helal. Yarışmadaydık. Değildik. Cansu, çok güzel bir köşemiz var. Tam sendik. Söylemeden anlat. Bildiğin aslında ne o? Şey derler ya, ne filmi? Konuşmadan anlat. Sessiz sinema. Ha ondan. Ama biraz daha zor. Geleyim mi? Gel. Geldim abi. Nefes alınamayacak kadar boğucu havada kot pantolonla yürürken pişik olduğunu söylemeden anlat. Şu an hangi bölgenin pişik olduğu konusunda tüm Türkiye değil. Neren pişti burada? Burada apış aralarının arka tarafına doğru tamam. Yayılan bir oval bir bölge. Oval. Kabul ettik mi? Kabul ettik mi? Kabul, kabul, kabul. 10 numarayla kabul. Devam. Karpuzun en iyisini ben seçerim deyip en kozak karpuzu seçtiğini söylemeden anlat. Sıkıysa anlat. Güzelse anlat. Oo. Ama yakın detay çekim gerekiyor bana. Anlattı mı? Detay çekimde çıkar bunu. Abi bu öpücük istemişsin de vermemişler modu ya. İşte vermemiş, kabak çıktı. Kabul mü? Kabul mü, kabul mü, kabul mü? Hayır. Kabul edilmedi. Geçtik. Aha. Cansu isminin kadınlara da erkeklere de koyulabildiğini söylemeden anlat. Anlat, anlat, anlat. Söylemeden anlat. İşte bu. Yok, bu değil. Nasıl ya? Marlon Brando tekniğiyle yaptım ben şimdi. Bunu nasıl bu olmaz ya? Uyduruyorsun şimdi Marlon. Ya onun şeyi var ya, beklemeyi oyna, beklemeyi oyna böyle oynuyor. Ha, karşıdaki jüri bakıyor mesela, hiçbir şey yapmıyor bu diye. Ama? Sen 5 dakikadır niye bizim karşımızda dikilip duruyorsun diyorlar. Şöyle dönüyor. Ve seyirci arkasını gösterdi. Ve alıyor rolü abi, alıyor. Seyirci arkasını gösterdi ve bitti. Ve şu kaybet. Şu bak şu. Ben şimdi ne yaptım şu. Bu ne oyunu buydu? Marlon Brando. Bize mabadından uydurduğu şeylerle kandırmaya çalışan sevgili Savgili. Peki kabul, geçtim. Oo. Ama bunu şunu şöyle dur, ben dur. Bunun teorik altyapısını burada ortaya ben koydum. Sana bir teorik altyapı göstereceğim buyur. Şimdi. Devam. Ben de sadece ayaklarımı sokarım dediğin günün sonunda iskelede bombalama suya atladığını söylemeden anlat. İşte bu. Kocaman bir alkış alalım Cansu Bey'e. Çünkü 10 numara 5 yıldız bir hareket yaptı. Sevgili yönetmenim gönder gelsin. Ay! Gönder gönder gelsin bakayım ya. Arkada. Arkamda mı? Aha. Cansu, ne olduğunu fark ettin mi babacığım? Bukalemun. Bukalemun. Şimdi biz... Oh maşallah. Bunun arkamda olması şart mı? Korktum ben ya. Tamam abi, tamam. Gördün değil mi? Evet. Tamam. Çok, çok net gördük yönetmenim. Hiçbir bukalemunun nasıl ses çıkarttığını bilir misin? Yok. O zaman dinleyelim senden. Bize bir bukalemun sesi çıkart. Babacığım, kaynanana tükür demedim. Bu kaynanana tükürmek yani. Ben bu kalemun sesi istiyorum. Bu da sevgilinle seni öpebilir miyim demek. Bunu da istemiyorum. İşte. Konuğumuzu kusturduk. Tamam, kabul müyüz? Oldu mu? Oldu. İkincisi gelsin efendim. İkincisi de mi arkamdan gelecek? Evet, arkamdan gelecekmiş. Çekileyim ben öyle. Evet. Bu bir hayvan, gördüm. Bir şey diyeceğim hayvanıydı o. Oo, TRT belgesel. Bu ne? Bu benim kıçım mı? Şey, özür dilerim. Pardon. Ha, Vatos kuyruğundan tanıdım. Bu adamı çarparlar. Bu çarpan mı, emel mi? Bu ne? Çarpan. Bu ne, bu gözü mü? Bu arada ben de ilk kez görüyormuş gibi. Evet.
Vatos balık bu değil mi? Hah işte şimdi anladık ne olduğunu. Popom değilmiş bu Cansu. İyi ki. Ya iyi ki değilmiş. Çok düz çünkü sevmem bak. Tamam abi yönetmenim anladık biz bunun olduğunu. Hiç vatos sesi duydun mu? Ben duymadım. Duymadım vatos görmedim. O zaman vatosun sesi ve yaratıcılığı olarak bir Tesla kadar büyük bir adam olduğunu düşündüğüm için yaratıcılığına bırakıyorum. Ses nasıl çıkar vatostan? Kiracın sana zam yapmıyormuş gibi davranmazsan sevinirim. Var mı mülkiyet? Mülkiyet yok bende. Ya ne bir sevindim öyle kiracı deyince. Yok. Yok. Zam konusunda anlaşabildik de o yüzden. Anlaştınız mı? Helal evet. Olsun. Peki. Sadece 4 katına çıkarttım. Normal hiçbir şey değil ama bu konuda yönetmenimiz şu an kulağıma üflemiyor çünkü kulaklığım yok ama. Stüdyo şefim. Ya şey mi? Ya oldu mu? Sahip olmuş mu? Olmuş, olmuş. Bu taklidini ben kabul etmedim. Suyun altında ben nasıl şey çıkartayım bak, abi? Bak suyun üstündeymiş gibi düşün. Öyle bir de mi? Bir de düşün bak suyun üstündesin. Dur, dur, dur. Hayır. Sufi ol demiyorum. Dur. Şey gibi düşün. Suyun üstündeyiz abi. Yattayız. Ha. Tamam mı? Vatos buramıza düşmüş. Evet. Vatos'un görme açısında 3 tane bikinili kız var. Sesi öyle çıkart. Ve Vatos'un uğladığına şahit olduğunu sevgili seyirciler. Helal olsun. Ama bu Cansu Vatos. Bu Stanislavski yöntemine göre şimdi Vatos görünce böyle ses çıkartacak diye akıllar öyle bir şey gelmesin. Ben bu... Başkası 3 bikinili kız gördüğünde başka sesler çıkartabilir. Şimdi ben size bir 3 bikinili kız gösterip ondan sonra sevgili Stanoski, Stroski, Sokovski ve İstanbulovski taklidini yaptıktan sonra sevgili Jimicip buradan çok yakınına giderek şu adamın şu 3 kıza nasıl laf attığını gösterir misin? Cansu'yu alıyoruz, görüşürüz. Şimdi söyledin, söylemedin diye cevap vereceksin. Hazır mıyız babacığım? Bu ne o bu soru? Okuyacağım, söyledim ya da söylemedin diyeceksin. Olur peki. Devam. Birkaç akrabamı verip yerine mandar ve leğen almak istiyorum dedin mi demedin mi? Dedim. Helal. Hangi derdin dermanısın? Söyle o derde düşeyim dedin mi demedin mi? Dedim. Helal. Gündüzleri bamya gibi, akşamları... Duman gibiyim dedin mi demedin mi? Dedim dedim. Masal kitabı gibisin okuması güzel ama inanması zor dedin mi demedin mi? Soruyu bir daha alabilir miyim? Çok... Soruyu anlamadım. Masal kitabı gibisin okuması güzel ama inanması zor. Dedim. Helal. Ya geç karşıya ortalığı inlet ya da çekil kenara beni seyret dedin mi demedin mi? I say it yes. Ne dedi? I say it yes. Ben seni çağırdım beynimin içine. Beni yıkmaya gücünüz, yıkıldığımı görmeye ömrünüz yetmez dedin mi demedin mi? Dedim. Helal. İnsanların etiket olduğu yerde biz fiyatları koyarız dedin mi demedin mi? Dedim ulan. Helal. Devam. Hepsini demiş. Şimdi hem heme geçtik. Hızlı hem. Gidiyorum bak. Hem krema pasta yerken hem de dramalı dizi izlerken söyleyeceğim bir söz. Abi soruçu bir daha alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. İstersen bir mola vereyim 5 dakika. Yok yok gerek vallahi yok. Bir Veli Efendi'ye gidip at yarışı izleyip gelelim size. Devam et bir daha soruyorum. Sor. Hem kremalı pasta yerken hem de dramalı dizi izlerken söyleyeceğim bir söz. Bu dizinin tadı yok. Helal. Pastayla ne alakası var? Pasta tatlı, dizi tatsız. Bunun bu tatlı değil. Nasıl? Tatsız pasta mı? Yok bu tatlı değil direkt. Neyse kimyasını tartışmayalım ağzıma ediyorsun sen peki. Çünkü. Devam. Hem kıvırcık saçların evin her yerine dökülürken hem de komşunun yemek bezi üstüne serpilirken söyleyeceğim bir söz. Kımıl kımıl ortalıkta dolaşıp durma. Helal. Hem bıyığını bıyık tarağıyla tararken hem de gönül yaranı yara bandıyla sararken söyleyeceğim bir söz. Mahalle yanıyor. Saçını tarıyor yani. Devam. Hem pazarda dilim karpuz tadarken hem de mahalledeki sinek ilaçlama aracının peşinden koşarken söyleyeceğim bir söz. Biz de bir zamanlar çocuktuk. Helal. Hem dolunu çekiştirirken hem de anana dayını çekiştirirken söyleyeceğim bir söz. Gözü kör olmasın o şeyin. Düşman öldüremedi onu. O replik nasıldı tam söyleyemedim ya. Gözü kör olsun o düşmanın bir öldüremedi onu. Kemal Sunal. Evet. Öyle bir şey. Anladım ben. Anlıyorum ben seni. Ben seni. Bu çocuğa su mu bir şey verin ya. Hocam işte sular içtiğimiz için oldu bu yani. Fazla sudan oldu. Yani. Doğru söylüyorsun. Can su ya benim ilk şeyde su.
Çorba bu. Yoktu burada. Sen hak ettin. Yoktu. Bunu soracağım. Sor. Sahip izninizle. İzin, teşekkür ederim. Hem Cattle'ın sesi hayallerini bölünce, hem de fitilin acısı gerçekleri hatırlatınca söyleyeceğim bir söz. Seni yeneceğim İstanbul. Bunun adına biz göt atmışlıyoruz. Helal, bu da bitti. Hem sorularını da sorduktan sonra şimdi sırada ne var bilmiyorum. O yüzden ara verelim. O zaman gelsin Cem soruları. Mayonun silimi mi, masanın silinmişi mi? Masanın silinmişi. Mayo silip giydin mi silip mayo? Yok giymedim. Gerçekten. Ben eski şeyleri seviyorum. Eski mayolar yok. Tamam o zaman baştan soruyorum. Klasik bunu çok mayo. Merak ettiğim için sordum. Mayonun silimi mi, masanın silinmişi mi? Mayonun silipi. Böyle söyletirler adama. Devam. Pazar poşeti mi, pazar sohbeti mi? Pazar poşeti. Pazar parkı, yok Maçka parkı mı, marka takıntısı mı? Marka takıntısı. Hayvan. Oralet mi, overlockçu mu? Overlockçu. Oralet. Anne danteli mi, yazarın dantesi mi? Yazarın dantesi. Helal, danteli severim ben. Evet. Haz mı, hız mı? Hız. Helal değil, haz. Kap mı, kaç mı? Kaç. Devam. Takunyalı mı, ton balıklı mı? Takunyalı. Helal. Peki, bir şey diyeceğimin Cem'i mi yoksa diğer Cem'ler mi? Bir şey diyeceğimin Cem'i. İşte Yalaka'nın en kralı, dünyanın en güzel konuklarından bir tanesi... Cansu, gel. Mizan sende o yok muydu? Vardı, vardı. Yine karıştırdım. Gördüğünüz gibi dünyanın en tatlı konuklarından biri. Cansu gibi, ismi gibi çok sıcak, çok can, çok sucuk. Yani geldi bizi burada terletti ama... Biz onu ağırlamadık. O evinde olmuş gibi bizi ağırladı aslında. Çok sıcak, çok samimi. Çok yaklaşma ağzıma. Korkuyorum senden. Şöyle biraz geri durayım da öpme beni. Benimle çayı şekersiz içebilirsiniz. Benimle çay bile içemezsiniz. Söyleyeyim. Ya o şekersiz niye söyledi biliyor musun? Paylaşmıyor. Vallahi bak paylaşmıyor. Dur. Yok ya. Paylaşırım. Cansu bu bizim programımızın rozeti. Artık sen de bir şey diyeceğim ailesinin üyesisin. Hangi ağaçtan? Hemen söyleyeceğim. Bu arkadaşlarım İstanbul'u terk edip İzmir'de bir ormanda marangoz atölyesi açıp orada yaşıyorlar artık. Ormandaki marangoz ismiyle yaptılar. Reklamımızı da yaptık. Bunu ben sana takarsam meme ucuna batırırım. Öyle evet. Takıntılarım var. Meme ucuna batırmayayım. Sende kalsın çünkü. Şimdi benim çam ağacını yok yok. Kimyası bozulmadı o işin. Takmadın değil mi meme ucuna? Yok. Tamam takmana da gerek yok. Boş ver. Hayır, gömlek olur mu artık olsun. Ben şimdi takacağım onu. Artık Cansu Fırıncı da bir şey diyeceğim ailesinin kooperatifimizin üyesi. Bu bir kooperatif Cansu. Hı. Aylık aidatı 5.000 lira. Kaç bin lira? 5.000 lirayı her ay bize ödüyorsun kardeşim. Şimdi arkanı dön. Gelmemiş. Bir daha önünü dön. Şimdi bir müzik gelecek ve biz o müzikle beraber geliyor. Müzik duyuyoruz. Oynayarak çıkacağız karşılıklı. Arkada mı geldi?